birbirleriyle hasta ettiler beni. Anne her bir yazım ağrıyor. Ay iyiliğim elim oldu. Adam elbirliğiyle hasta ettiler beni, bir de ilgilenmiyor. Allah'ım neden ben yaradım? Ben çok korkuyorum. Bilmiyorum anne ya, bilmiyorum. O öyle yattığı sürece elimiz kolumuz bağlı. Latif, çok üşüyorum ya. Çoraplarımı değiştir. En az bir hafta yatarmış şimdi. Azıcık hasta olsaydık insafa gelirdi. Biz de hemen iyileştik ya. O kadar nane limon içmeyecektik damat, söyledim sana. Ve üç gün daha hasta yatabilirdik. Söyledin. Söyledin ama içtin ondan elim onları. Anne, sırtıma koyduğun oğlu kalbimden diyecek mi? Direnmeyelim, yüzleşelim. Saatte 9 oldu, merak ettim. Allah Allah. İyi madem, hadi bir çay getir içelim. Hemen getireyim. Ayşe, neredeler peki? Sizin haberiniz yok mu? Cevdet Bey fenalaştı, hastaneye götürdüler. Ah be Ayşe, bu şimdi mi söylenir? Ya ne olur gitmeyin. Çok yalnızım ama ben. Yusuf oğlum, bir çay neyin al. Nazlı da içsin, sakinleşir azıcık. Yok Fatma teyze, istemiyorum. Teşekkür ederim. Ya kızım, yemeden içmeden kesildi. Fatma teyze, canım istemiyor gerçekten. Ya niye kimse bir şey söylemiyor ya? Bizim doktorlar daha içeri yeni girdi, şimdi çıkacaklar. Nedir doktor? Şu an için bir şey söyleyemiyoruz. Bir de aslanın bir kalp krizi geçirmiş olması büyük talihsizlik. Peki ne zaman bir şey söyleyebilirsiniz? Yarını beklemek zorundayız. Ancak her şeye hazırlıklı olmanızda fayda var. Anladım, teşekkürler. Rica ederim. Düşünme kızım. Cevdet Bey dayanıklı adamdır. Kötüye bir şey olmaz diyorsun yani. Bu nimet ya. Meyve olmadan geçer miymiş hiç grip? Afiyet olsun kızım. Bol bol ye ki bir an evvel iyileş. Yok yok, bol bol yeme. Sonra geçen seferki gibi olmasın.
İnsani sınırları aşmamak lazım. İnsani sınırlar çoktan aşıldı Vladimir. Abi hastayım ben ya, hastayım ben. Siz benim yoklarımı mı sayıyorsunuz? Aa, ne münasebet Nisa'cığım. Ama geçen seneki grip macerasını hatırlıyorum da erik mevsimine denk gelmişti. Bütün gün tuvaletten çıkamamıştım kızım. Latif haklı, dikkat etmek lazım. Ay, ay erik ya. Erik ya canım, erik çekti. Bravo anne, bravo. Latif, Latif bizim bahçedeki ağaç ne oldu, meyve verdi mi? Onu 2 sene evvel dikmiştik Nisa'cığım. Daha meyve vermedi. Allah Allah. Kocacığım, bir koşu gidip alsaydın ne olur canım. Çok erik çekti. Nisa'cığım hayatım, 3 kilo çilek yedin. Şimdi erik diyorsun. Sonra çay isteyeceksin, sonra nane limon. Midende isyan çıkar, ayaklanma başlar. Yani benim diyen doktor bastıramaz bunu. O nane limonu çıkartsak ya. Ha, bir şeycik olmaz yani. Meyve iyidir, meyve cadır, meyve cadır. Bilmiyorsunuz mu benim gripim meyvesiz geçmiyor. Nisa yeter artık. Aa, çocuk gibi tutturma. Bak saat kaç oldu? Hadi sen kalk işe git. Evet hadi. Ben işe gitmiyorum ben. Neden gitmiyorsun? Niye gitmiyorsun işe? Basbayağı gitmiyorum ben. Bu halde nasıl işe gideyim? İşe gidilir mi bu halde? İzin verdim ben kendime. Bol bol meyve yiyeceğim. Doktor Ceyda Sevi, Doktor Ceyda Sevi, ameliyathaneye bekleniyorsunuz. Geçmiş olsun Nazlı. Teşekkür ederim sağ ol. Hoş geldin kızım. Sağ ol. Çay almıştım size. Yok, ben istemiyorum Zeliha. Teşekkür ederim. Nazlı. Biliyorum çok zor bir durum. Ama güçlü olman lazım. Kendini bırakma, olur mu? İyiyim ben Zeliha, merak etme. Gayet iyiyim. Neyse zaten burada böyle oturmanın bir anlamı da yok. Boşuna bekliyoruz. İşimizin başına dönelim. Ben akşam tekrar geleceğim. Bugün bir işimiz yok. Var var. Ekrandaki yaşlı çifti görüyor musun? Onların bir derdi var. Nasıl yani? Basbayağı işte. Bize ihtiyaçları var. Nereden bulacağız onları? Adres var işte Zeliha, görmüyor musun? 2. bar, Sürevi. Nazlı iyiydi, o reklam kim bilir ne zaman çekildi. Hem başvuru falan da yok. Öyle pat diye gidilir mi? Gidilir Zeliha, gidilir. Zaten daha önce müdahale ettiğimiz her vakada başvuruyla olmadı değil mi? Ben Nazlı'yı yalnız bırakmıyorum. Ya oğlum sen de git hadi. Yok anne, hiçbir yere gitmiyorum. Yaptığını görmüyor musun? Ya kafası karmakarışık. Kendi de ne ettiğini bilmiyor. Git hadi. Olmaz, gitmeyeceğim. Hem burada bir şey ihtiyacınız olursun. Ya oğlum git. Birazdan baban gelecek. Bir şey olursa ben telefon ederim. Git hadi. İyi ben gideyim o zaman. Git tabii. Vaka mı? Ne vakası oğlum? Yoktu vaka vaka. Huzur evi mi? Reklamda mı gördü? Hay Allah ya. Ne olacak şimdi? Ben de çok hastayım oğlum. Aslında tabii yanınızda biri daha olaydı, iyiydi de. Ha. Ha. Yusufcan. Az bir dur oğlum. Döneceğim ben size. Ha, kapatma oğlum. Bekle. Nisa, biz düşündük de senin çocuklara en iyi ben yardımcı olurum.
Biz hiç öyle bir şey düşünmedik anneciğim. Çünkü o çocuklara en iyi ben yardımcı olurum. Aa, ne münasebet. Neden bir tek sen yardımcı oluyormuşsun? Anneciğim meslek. Meslek. Ya mesleki kariyerimi anlatmama gerek yok herhalde. Sen benim emekli bir öğretmen olduğumu unuttun galiba damat. Hem huzur evi diyorlar. Yani yaşlı insanlar var. Dillerinden en iyi ben anlarım. Neyse anneciğim, zaten kararı karım verecek. Eminim çok sağduyulu bir seçim yapacaktır kendisi. Değil mi karıcığım? Kızılcan, hangi huzur eviydi oğlum? Ha tamam. Ben size yardımcı birini gönderiyorum. Tamam oğlum, hadi. Hadi abla. Tanışalım Meral teyze, değil mi? Ya kızım Nisa Hanım aynı annesi valla ya. Anası kilitli. Ya, o laf tam olmadı ya. Evet. Ya acaba Ayşe Hanım'ın anası nasıl bir kadın? Size benim için mi geldiniz? Bana mı geldiniz? Evet, size geldik. Ha, Seyfi Karabulut, ben onun eşiyim. Perihan Karabulut. Çocuklarım nerede? Onlar gelmedi mi? Onlar bugünlük gelemediler teyzeciğim. İşleri çıkmış, bizi gönderdiler. Her zaman öyle diyorlar. Canları sağ olsun. Perihan Sultan, ne konuştuk senle? Hadi odana gidelim. Ama misafirlerim gelmiş. Seyfi Bey göndermiştir. Beni görmeye gelmişler. İlaç saatin geldi ama ilaçlarını iç ondan sonra. Sonra içerim, sonra. Teyzeciğim gel, ben sana odana kadar eşlik edeyim. İlaçlarını içelim. Her zaman sohbet ederiz ama önemli olan sağlık değil mi? Tıpkı oğluma benziyorsun. O da böyle dilinden bal damlar. Hadi buyurun, ben size eşlik edeyim. Kusura bakmayın. Yabancı birini görünce ziyaretçi sanıyor. Kimi kimsesi yok mu? Var da olmasa daha iyi diyorsun. Ben bir şey demedim ona. Halimize bin şükür çocuklar. Yapabilirsin Latif. Karının nane limonuna uyku ilacı katabilirsin. Sen kimsin? Ben senin huzurunum. Hatta iki tane at. Peki ama sen kimsin? Ben senin kocalık gururunum. Sen daha ölmedin mi ya?
Alacağın olsun anne. Ya böyle bir durumda beni nasıl yalnız bırakırsın? Azbi gel, Azbi gel. Geliyorum hayatım, geliyorum. Muazzez Hanım, biz tam olarak anlayamadığımız için tekrar sormak istiyoruz. Beyefendiden neden ayrılmak istiyorsunuz? Anlaşılmayacak bir şey yok hanımefendi. İlişkimizin eski heyecanı kalmadığından kendisinden ayrılmak istiyorum. Hüküm edemiyorlar 40 günden sonra pazarda değil. Yanlış anlamayın ama Muazzez Hanım, biz belli bir yaşa gelmiş insanlarız. Hayattan beklentimiz heyecandan çok huzur olmalı bence. Ben sizinle aynı fikirde değilim hanımefendi. Gençliğimde istediğim hayatı yaşayamadım. Tam olgunluk çağına eriştiğim bu dönemde isteklerimin yerine gelmesini istiyorum. Anlıyorum. Aziz Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi ben karımı çok seviyorum ve asla boşanmak istemiyorum. Aziz Bey, bunu konuşmuştuk. Fakat sultanım, ben sizi ilk gördüğüm günkü kadar aşığım. Sizi gördüğüm zaman midemde kelebekler uçuşuyor. Görmediğim zaman da nefes dahi alamıyorum. Neden anlamıyorsunuz? Muazzez Hanım, peki sizin bize söylemediğiniz başka bir probleminiz olabilir mi? Size söyleyemediğim hiçbir problemim yok. İzin verirseniz havanın tadını çıkarmak istiyorum biraz. Beni davet etmeyecek misiniz? Bence siz de biraz aldığınız havanın tadını çıkarın. Nasıl yani? Havanıza alırsınız diyor beyefendiciğim. Aziz Bey, eşinizle ne zaman tanıştınız? Vallahi evladım, 3 yıl kadar oluyor. Ne kadar güzel günlerdi onlar. Nasıl tanıştınız? Efendim, bizim semtin çok güzel bir parkı vardır, denize nazır. Ben sabah yürüyüşleri için oraya giderim mütemadiye. Muazzez Hanım da sokak hayvanlarını beslemek için oraya gelirmiş. Orada selamlaştık, merhabalaştık. İşte sohbet filan derken o günden bugüne kadar geldik. Kuruyan dal bir gül goncası verdi senin anlayacağın. Ne oluyor arkadaşım sana bugün ya? Ya Yusuf Bey, çok romantik bu ya. Ağlamak istiyorum. Allah çeşit. Aziz Beyciğim, acaba diyorum Muazzez Hanım'ı çok mu ihmal ettiniz? Yani mesela bir dışarı çıksanız, bir yemeğe gitseniz, bir yerde ay ışığını falan seyretseniz mutlaka çok iyi geçecek. Gelmiyor efendim, bir türlü ikna edemiyorum hanımefendi. O kadar kararlı demek ki ayrılmaya. Neden gitmiyor o zaman? Nasıl yani? Yani madem o kadar kararlı sizden ayrılmaya, neden gitmiyor, niye, neyi bekliyor? Gidemez, nereye gidecek ki? Nereye gidecek? Kimsesi yok mu? Orasının ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Var, olmaz olur mu? Bir haylaz oğlu var, ne arayıp ne sorar. Gidecek bir yeri olmayan bir insan için tuhaf bir durum. Aziz Bey, yine de bir şeyler yapabiliriz. Siz canınızı sıkmayın. Muazzez Hanım'ın gönlünü almak için mutlaka bir yol bulacağız. Zaten ne demiş Gönül Sultanı Mevlana? Aşk bir davadır. Cefa çekmekte şahit. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın. Efendim. O nasıl bir ses? O nasıl kelam etmek böyle? Hayran kaldım size. Ben Deniz. Taylan Alpakut. Emekli pilot. Hop! Ne oluyor ya? Efendim, isminizi rica etsem Kümeyra acaba? Kümeyra. Kümeyra. Ya bir isim bir insana bu kadar mı yakışır yahu? Yalnız pilot bey amcacığım, biz çalışıyoruz farkındaysan. Bir müsaade etsen. Evet, bir de o eli oradan alalım ya. Bu Maria teze bize emanetti sonuçta. Aman efendim, çalıştığınızın farkındayım. Yalnız benim de söylemek istediklerim var.
en yakın dostlarımdan birisidir. Ya maalesef. Muazzez Hanım'ın heyecan aradığı yer dışarıda değil efendim. İçeride içeride. Anlarsınız ya. Hadi artık biz ofise dönelim. Yoksa başımıza iş alacağız belli. Hadi Hümeyra teyze, hadi. Hadi, hadi gidelim. Gidelim. Efendim, tanıştığınıza çok memnun oldum. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hadi. Allah'ım, kaç yaşında adam yaptığına bak şunun ya. Hümeyra, kusura bakmayın. Taylan münasebetsizdir biraz. Ağzına geleni düşünmeden söyler. Olur öyle şeyler Aziz Bey, üzülmeyin. Yalnız siz söylediklerimi unutmayın. Yakında görüşmek üzere. Selametle efendim, selametle. Ay Hümeyra teyzeciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? Ay aslında Nisa Hanım'ın hasta olduğunu duyunca çok kötü oldum. Ama sonra sizin geleceğinizi duyunca çok sevindim. Çok özlemişim sizi. Ne zamandır geleceğim, geleceğim diyorum. Bir türlü fırsat bulamıyorum. Hatta geçen gün tam geleceğim. Nisa Hanım'a da söyledim. Pat, Almanya'dan kuzenim geliyorum, uçaktan iniyorum diye. Ay ben yine çok konuştum galiba değil mi? Ay ama ne yapayım? Burada bütün gün kimse yoktu. Çok canım sıkıldı tabii. Canım olsun Ayşe Hanım ya. Ne güzel işte. Bülbül gibi şakıldınız ya. Kulağımızın pası silindi be. Neyse, ne ikram edeyim size? Bir açık çayını içerim kızım. Hemen getiriyorum. Havalar parçalı bulutlu galiba. Ha? Keşke öyle olsa Hümeyra teyze ya. Dolu yağıyor. Aha böyle kafam kadar ya. Derdim çok buyuk. Kafanı takma, hallederiz. Ya bir dinlese benim halledeceğim de bir dinlemiyor ki ya. Bir dinletmesini bilmiyorsun demek ki evladım. Evvela bunu öğreneceksin. Öğreneceğim, merak etme. Nisa Hanım'ın hastalanması, Hümeyra teyzenin onun yerine gelmesi. Bunların hepsi tesadüf olamaz ya. Evet olamaz. O yumurtaya can veren Allah'ım. Kurtarıcımı getirdin sonunda ya. Oh be. Heh. Heh. Ay. Çaylar geldi. Kendi ellerimle doldurdum size özel. Çok teşekkür ederim. Ayşe, Nisa abla bu özel muameleyi görmesin vallahi çok bozulur. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hey çocuklar, ne diyorsunuz Muazzez Hanım'ın durumuna? Vallahi ben hala gitmek için neyi beklediğini merak ediyorum açıkçası. Gidecek yeri yokmuş. Onu ayarlıyor olabilir. Yok sanmıyorum. Çünkü kafasına bir defa gitmeyi koyan insan nereye gideceğini de düşünür. Vallahi ben Aziz amcanın yerinde olmak istemezdim. Eli kolu bağlı kalmış adamın. Durumu çok zor yani. Yusuf abartıyorsun bence. O kadar da çaresiz bir durumda değil. Çocuklar bana kalırsa bu Aziz Bey'i araştırmamız lazım. Yani kimin nesidir, neyin nesidir, çoluğu çocuğu var mı bir bakalım. Belki gerçekten heyecanları bitmiştir. Belki de başka bir şeydir. Ama Aziz Bey'i araştırmamız şart. Evet. Nisa, abartma Allah aşkına. Yani gören de seni trafik kazası geçirdin zannedecek. Ay Latifim ya, bu grip illeti en az trafik kazası kadar önemli bir şey ya. Ya ya, öyle. Allah Allah, ya ne var ya, 40 yılın başı bir hasta oldum. Zoruna mı gittim atmak? Nisa, o 40 yılın başı dediğim birkaç gün var ya. Yani insanın hayatından 40 yıl götürür. Ay ama
Kemal, bırak. 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 Benim bugünler için yetiştirdiğim aslan gibi evlatlarım var be. Arif! O aslan gibi dediğin evlat okuldan geldiğinden beri odasından çıkmıyor. Haberin var mı? Derdi vardır belki çocuğumun. Arif! Gel oğlum gel. Gel de beni içeri yatır anne. Kusura bakma anne, ben küskünlerin arasına katıldım. Aa, dillere bak dillere. Neyin küskünüymüş o? Ya ben hastayken bana yaptıklarınız aklımdan çıkmıyor. Ergen bunalımına girmiş olabilirim. Al işte babasına bak, oğluna al. Ya ne tipim, isyan çıkarıyor oğlan, bir şey desene. Yok canım, isyan falan çıkartmıyor. Bence demokratik hakkını kullanıyor. Biz demokratik bir aileyiz. Ay istemez, istemez. İstemez sizin yardımınızı, istemez. Benim anam gelir birazdan bağrına basar beni anacığım, istemez. Kendi işimi kendim hallederim ben. Derviş bile olmuş olabilirim anne. Bilgin olsun diye söylüyorum. Dünya artık gözümde beş para etmez bir yer oldu. Dervişin fikri ve zikri. Yani Arif'in herhangi bir konuda bir fikri olamayacağı için derviş olması da çok mümkün değil. Onun için merak etme sen. Hadi yat bakalım. Dur dur dur. Humeyla teyzeciğim, şimdi sizin bu taktikleriniz Ayşe Hanım'la aramı düzeltecek mi diyorsun? Nasıl uyguladığına da bağlı tabii ama ekseriyeti olumlu sonuç alınmış davranışlardır. Ha öyle mi? O zaman ben hemen oynamak istiyorum onları, hemen şimdi. Hemen olmaz evladım. Böyle sindire sindire tek tek öğrenmen gerek. Aziz Bey'le ilgili bir şeyler buldum. Uzun yıllar İsviçre'de yaşamış. Oldukça da varlıklı bir adammış. 5 yıl önce kesin dönüş yapmış. Bütün mal varlığını satıp çeşitli vakıflara bağışlamış. Sadece emekli maaşı var. Muazzez Hanım da ne zaman evlenmiş? Ha, 1 yıl önce huzur evinde. Ha, bir dakika. O zaman Aziz Bey Muazzez Hanım'la birlikte olabilmek için huzur evine yerleşmiş yani. Olabilir. Aziz Bey Muazzez Hanım'dan sonra yerleşmiş huzur evine. Yine gemileri batırmışsın Aziz'im. Oo, neden konuşmuyorsun benimle? Bırak Allah aşkına Taylan. Zaten rezil ettin beni. Ne yaptın da rezil oldun be adam? Ya, misafirlerin yanında öyle konuşulur mu? Ayıp oldu. Belki yardım edeceklerdi. Muazzez'le aramızı düzelteceklerdi. Senin derdinin dermanı bende. Ama beni dinlemiyorsun. Bir kere dene. Zararlı çıkmazsa. Olmadı, at gitsin. Bak. Renkleri bile... Al, çekinme. Al, al şunu. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar. Olsun ya Rabbi, bu yaştan sonra olacak iş mi bu ya? Ah, ah Taylan, ah Taylan. Aziz Bey, sizin ne işiniz var burada? Biraz konuşuruz diye geldim. Kapalı kapılar ardında konuşmamız yakışık almaz Aziz Bey. Niye yakışık almasın Muazzez Hanım? Lütfen
Siz benim nikahlı karım değil misiniz? Biz boşanmak üzereyiz Aziz Bey. Ne olur kırmayın beni. Hem size bir teklifim var. Yarın sabah parka gidelim ha, yürüyüşe. Ne dersiniz? Ne olur. Olur. Sabah lobide buluşuruz. Hem kediler özlemişlerdir bizi. Yollarımızı gözlüyorlardır. İyi geceler. Ne olur biraz daha kalayım ne hadi, olur. Hadi İstirham çıkın. Ederim. Çıkın Aziz size Bey. Bir şarkı söylemek lütfen, istiyorum. Lütfen Aziz bakın, Bey. Horon tepmek istiyorum. Rica ederim. İyi ben geceler. Ben geliyorum Batum'a Batum batağına. İyi geceler. Batum'a Batum batağına. Kapıdan içeri al beni otağına. Nazlı yarım gel sen bana. İyi Tistan geceler. Bana mektup yolla sana. Ben giderim Batum'a, Batum'un batağına. Şu kapıdan içeri al beni otağına. Nazlı yarım gelsen bana, fistanını topla sana. Bana mektup yolla sana. Hey, hey, hey. Nazlı yarım gelsen bana, fistanını topla sana. Bana mektup yolla sana. Hey, hey. Oğlum nerede kaldın? Geciktin merak ettik. İşim vardı biraz. Sizin aklınız var mı bilmiş mi? Doktor geldi aynı şeyleri dedi gitti. İyi. Hadi o zaman siz eve gidin ben kalırım. Oğlum bütün gün çalıştın yorgunsun git eve dinlen. Biz kalırız. Yok anneciğim ya yorulmadım zaten. Hadi baba sen annemi al eve gidin. İyi o zaman hadi bakalım. Yusuf. Bu Nazlı gelmeyecek mi? Bilmiyorum baba gelmez herhalde. Hay Allah'ım yarabbi ya Resulallah ya. Konuşmayayım diyorum ama zoraki konuşturuyor. Ne yapmaya çalışıyor bu kız Yusuf? Ya baba bilmiyorum ben sorgulamaktan vazgeçtim. Nasıl olsa anlamayacağım. Ya niye anlamıyorsunuz? Kızın kafası karışık. Ya bırakın. Yarın olsun düşünsün kız bir kendine gelsin. Ya anneciğim sen ne zamandan beri böyle Nazlı'yla canciğer oldun ha? Bakıyorum laf söyletmiyorsun. He ya. Hadi neyse. Hadi biz gidelim. Bir şey olursa ararsın onu. Hadi. Hadi Fatih yürü. Hadi iyi geceler haber verin. Kahvaltı yok. Okula kahvaltı etmeden mi gideceğim? Kusura bakma Arif. Ben çalışan bir insanım. Ve az sonra da mesaim başlayacak. O sebeple kendi kahvaltını kendin hazırlayacaksın. Oh, derviş Beşap oğlum benim. Anne öpme ya, yeni iyileştim. Ay evet Nisa, bize de bulaştıracaksın. Ya diye bulaştırayım. Zaten soldurak benim. Allah Allah. Aa. Kahvaltı, hadi kahvaltı, hadi hadi kahvaltı, hadi Eder Evli önümüz. Nisa, Latif'i uyandır, o hazırlasın. Benim biliyorsun, işim var. Ah, adı güzel geldi. Ben gidiyorum, hoşça kalın. Aa, ulan bunca yıldır çalışıyorum, bir şöyle anam gibi havalı çıkamadım ya evden. Anne, kahvaltı. Oğlum sen de hazırlasana iki tane kase çıkaracaksın altı üstü. Madem iki tane sen çıkar. Oğlum hastayım hastayım. Alın hasta boğazları bağırıyor boğazlarım. Ya kusura bakma anne. Kahvaltı benim en temel hakkım. Bunu önümde istiyorum. Babanı uyandırsak. Vay şimdi o da sabaha kadar uyumadı ki kalkmaz pis kel. Hayır yani Allah'ım ya. Hayır yani neden ben ya? Neden ben grip oluyorum? Aslında ben biliyorum sebebini de. Thank you.
ben hasta oluyorum ki? Neden hep birlikte olmuyoruz? Ulan sen Allah beddua mı ettin? Alma mazlumun ahını. Çıkar aheste bir beste anne. Aheste bir beste de lan? Hastayım, yatıyorum. Lan yürü git! Yürü git, aldırma ayağımın altına! Ay. Allah Allah. Eskiden en az 15-20 kedi olurdu burada. Nazlı Hanım, isterseniz şu tarafa da bakalım. Yerimize bir şey mi aldı? Yok, yok bir şey. Gece üstüm açık kalmış zaten. Gel, pis. Boşuna uğraşıyoruz. Üzülmeyin canım, gelirler birazdan. Allah Allah. Gelmezler Aziz Bey. Onca zaman uğramayıp küstürdük hayvanları. Aa, olmuyor ama Muazzez Hanım. Bugün üzülmek yok. Hani bana ne söz vermiştiniz, bugün üzülmeyeceğiz, güzel şeyler konuşacağız dememiş miydiniz? Aa, şöyle. Gelin size şuradan simit alayım. Hem martılara da atmış oluruz. Ha? Simit alın da yiyelim. Bugün martılara atmak içimden gelmiyor. Öyle mi peki? Buyurun efendim. İki tane versene. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Maşallah Aziz Hoca. Delikanlı gibi duruyor. Helal olsun vallahi. Ne demişler adım sen? Vücut koca ama gönül kocamaz. Ya sizin ne kadar güzel laflarınız vardır Hümeyra teyze ya. Ya bayılıyorum size ya. Tecrübe evladım. Sen de benim yaşıma geldiğinde söyleyecek çok lafın oldu. Tecrübe demişken Hümeyra teyzeciğim, bana bu Ayşe Hanım'la ilgili bazı taktikler verecektiniz hani. Bak adı güzel. Birinci ve en önemli taktik, ki bu her zaman yeterli olmuştu. Ağırdan alacaksın. Ağırdan alacağım. De nasıl ağırdan alacağım? Yani üstünü fazla düşüneceksin. Mesafeli olacaksın. Bir bileğin var şimdi. Cool olacaksın. Cool olacaksın. De cool olunca ne olacak? Kaçan balık büyük olur derler. Adı güzel. Şimdi Ayşe alışmış onun etrafında dolanmalı. Şaşıracak. Yani merak edecek. İlgisini çekeceksin. Ters teperse. O zaman düşün. Düşünürüz. Hayırlısı. Açıklara çıkalım, boğulmamak için. Günün kuytu yerleri şimdi harap. İçimizde bir ezgi inceden inceye bizi kendimize bağlarken akşam olur. Karanlığı gümüş rengine boyar meydan. Oturup uzun uzun konuşsaydık. Sevişmek nasıl olsa gene olur iyi kötü. Bir ıhlamur sıcaklığı yayılırken odamıza. Her şeyi ince ince düşünseydik. Ölümü, kırgınlığı, inceliği en başta. Bütün eksiklerimize gülüp geçerek. Belki de boşa geçti onca zaman. Bu da bir tür geçip gitme duygusudur. Ne güzel olurdu yeniden başlasak. Ne yapsan en başa dönülemiyor. Ne yapıp yapıp dalı unutmalı, rüzgarla yere düşen sarı yaprağı. Ne güzel söylemiş Afşar Timuçin. Ya. Böyle karşılıklı şiir okumayalı bir hayli olmuş. Niye ihmal ettik ki? Ayrı ayrı okumaya alıştık da ondan. Hatırlıyor musunuz Muazzez Hanım? Sizinle ilk tanıştığımız günü.
Ne güzel günlerdi onlar. Zaten sizinle geçirdiğim her gün çok güzeldi. Biraz ilerideki muhallebiciye de gidelim mi bugün? Gidelim tabii. Hatta ne duruyoruz? Hemen gidelim. Hadi. Nasıl bir ayrılıktı? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Acele et, yetişemeyeceğiz. Aziz Bey. Aziz Bey. Allah. Aziz Bey. Adam gidiyor. Aziz Bey. Aziz Bey. Allah. Şunun haline bak. Şöyle bak ya. Aman aman. Yusuf. Yusuf, uyuyalım, hadi. Oğlum, boynun, belin tutulacak. Kalk hadi. Hadi, hadi kalk. Ha. Doktor bir şey dedi mi? Yok, daha gelen giden olmadı. İyi o zaman, sen bak işine biz. Ananla bekle. Bir şey istiyorsan. Günaydın. Günaydın Zeliha kızım. Hoş geldin kızım. Hayırdır Zeliha, bu saatte burada? Aziz Bey kalp spaz mı geçirmiş? Adı Güzel aradı, ben de geldim. Yapma ya, gidelim hemen. Ya buraya getireceklermiş, hatta gelmişlerdi bile. İyi tamam baba, bir dur bakalım. Dönüşte görelim gitmeden, tamam mı? Geldiler mi? Aradım, yoldalar. Birazdan burada olurlar. Ha, onlar galiba. Birden bayatını sallamadık ya. Aziz Hanım'a heyecan yaratacağız ya. Aziz Bey'e kötülük ettik. Ben pişman oldum çocuklar. Üzülmeyin Ümeyra Hanım. Sizin ne suçunuz var? Hastalık bu. Evet, başka yerde de olabilir. Üzmeyin kendinizi. Nazlı, baban nasıl? Bir gelişme var mı? Yok, aynı Ümeyra teyze. Ben gideyim Aziz amcaya bir bakayım. Ah, ne yaptım ben? Neredeyse ölüyordu adam. Üzülmeyin Muazzez Hanım, bir şey yoktur. Sen misin heyecan diye tutturan? Al sana heyecan işte. Kaybediyordum onu. Ah, benim akılsız başım. Ne diye söylersin onca şeyi adama? Doktor Bey, işim nasıl? Görebilir miyim kendisini? Görebilirsiniz ama yormayın lütfen. Tamam, teşekkür ederim. Doktor Bey. Nedir durum? Mühim bir şey değil. İlk müdahalesinde kalp spazmı sanılmış. Ama bağırsak spazmıymış. Gaz sıkışması mı? Aynen öyle. Serumu bittiği zaman çıkabilir. Önemli bir durumu yok. Oh, çok şükür. Hastamın tahlilleri Doktor Bey. Bir bakalım. Nesi var Doktor Bey? Kanında bir madde bulunmuş. Hem de fazlasıyla. Destekleyici bir ilaç. Bilmece gibi konuşmayın Doktor Bey. Açık açık söyleyin şunu. Destekleyici işte. Yalnız kendisini uyarın, yüksek dozda kullanmasın. Zararlı olabilir. Geçmiş olsun. Samca'ya bak ya. Destekleyici ne? Şimdi Umayla teyze şöyle. Nisa'cığım, ne istemiştin?
nereye gidiyor? Hiçbir yere. Ha şey, pazardan aradılar da yeni domates fideleri gelmiş, onlara bakacaktım. Allah söyle be, hiç beceremiyor öyle tipi. Senden sıkıldım, evden kaçıyorum diye. Ne alakası var Nisa'cığım? Yani bu hastalık iyice aklının başından aldı, haberin olsun. Canına yandığı bu virüsü bedenime bulaşmış olabilir ama ruhuma asla Latife. Nereye gittiğini anlayabilecek durumdayım çok şükür. Ne yapayım Nisa? Hı? Latif çilek getir. Latif erik al. Latif kek yap. Latif beni tuvalete götür. Latif bana çay getir. Annem işe gitti, kurtuldu. Çocuklar okulda. Ben ne olacağım ben? Hı? Ben ne olacağım? Hani iyi günde, kötü günde. Bana sakın bunun lafını etme. Ben sana aynı şeyi söylediğim zaman beni sopayla kovalamışsın. Haberin olsun. Ölüyorum. Bir bardak su veredim yok. Oo, yanam. Öldüm ya ben. Anne. Ay. Aman ay ay. O dur evladım, ama sağ ol, sağ ol, sağ ol yavrum. Sağ ol evladım. Teşekkür ederim Muazzez Hanım. Şimdi daha iyisiniz değil mi Aziz Bey? Daha iyiyim, iyiyim, sağ olun. Niye içtiniz o ilaçları? Gerek var mıydı? Ne bileyim ben Muazzez Hanım, siz ilişkimizin heyecanı bitti deyince ben de bir deneyeyim dedim ama... Aslında bu aklı size kimin verdiğini biliyorum ya, neyse. Oo, Ümeyra Hanım, siz de mi buradaydınız? Yüzünüzü tekrar görmek ne şeref efendim. Şşş, çattık dayıcığım sana da ya. Oh, geçmiş olsun hacıcığım. Neyiniz var, ne oldu? Neyiniz var, ne oldu? Ne olduysa, başıma ne geldiyse senin yüzünden oldu taylan. Kaç tane aldın? Ne bileyim ben. 2-3 tane aldım işte. Horon tepe tepe 90'lık kaseti bitirdi. Sonra da... Muazzez Hanım, biz çıkalım isterseniz. Çıkalım tabii, çıkalım. Yoksa başımıza bela alacağız. İhtiyar kurt seni. Sizin kadar şanslı değil. Öyle demek istemedim. Çok affedersiniz. Estağfurullah. Önemi yok. Anlıyorum sizi. Muazzez Hanım. Aziz amcayla burada evlenmişsiniz ama tanışmanız daha eskiymiş. Doğru. Önceden tanışıyorduk. Aziz Bey sizden sonra gelmiş buraya. Gelmeden evvel de bütün malını, mülkünü satmış. Öyle de bunu siz nereden biliyorsunuz? Yalnız bizim işimiz bu ya. Evet. Ben buraya yerleşmek zorunda kalınca Aziz Bey dayanamadı. Kimi kimsesi yoktu. Mülklerini satıp bağışladı. Sonra buraya yanıma geldi. Sonra da evlendik. Çocuklarınız, torunlarınız var mı? Bir oğlum var ama görüşmüyoruz. Mahsuru yoksa sorabilir miyim? Neden görüşmüyorsunuz? Herkes yaşam mücadelesine düştü. Bize ayıracak vakitleri yok herhalde. Merhaba.
doğru söylemiş. Fakat biz oğlumuzla görüştüğümüzü öğrendik. Üstelik son iki haftadır da sık sık ziyaretimize geliyormuş. Eşinizden neden sakladınız Muazzez Hanım? Öyle olması gerekiyordu. Rica ederim lütfen Aziz Bey'e siz de söylemeyin. Ben dün anlamıştım başka bir şey olduğunu. Yani tamam bu kadın eşini seviyor fakat yalan söylemesini gerektirecek başka bir şey var. Bu boşanma meselesi oğluyla alakalı olabilir çocuklar. Ekrem'in ev adresi var mı? Var. Aile masasından geliyoruz. Ekrem Bey evde mi acaba? Ekrem benim ne vardı? Ha, merhaba. Annemizle ilgili bir konu var. Müsaitseniz konuşabilir miyiz? Naz, bir şey soracağım. Babanı görmeye gitmeyecek misin? Cevdet Bey belki... Cevdet Bey belki o yataktan kalkamayabilir. Bak Zeynep. Ben o gün Yusuf'un evine zaten babamı affettiğimi söylemek için gitmiştim. Onu söyleyeyim demiştim. Ve ne var biliyor musun? Hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz. Benim nasıl bile Bülent'in içine düştüğümü hiçbiriniz görmüyorsunuz. İçinden çıkmaya çalıştıkça onun sokaklarında nasıl kaybolduğunu hiçbiriniz anlamıyorsunuz. Sen de Yusuf da. Nazlı Yusuf üzülüyor. Ben görebiliyorum bunu. Sen Zeliha. Sen bana mı üzülüyorsun? Yoksa bana üzülüyor diye Yusuf mu? Ne diyorsun Ekrem? Vallahi biz bir hata ettik. Anamızı huzur evine bıraktık. Şimdi aklımız başımıza geldi, geri dönsün istiyoruz. Değil mi andan? Evet öyle. Ekrem Bey oğlum, başka bir yolu yok mu? Anneniz Aziz Bey'den boşanmasa, başka bir çözüm bulsak. Vallahi ben anneme boşan demedim ama evlen de demedim yani. Bana sormadın evlen de. Şimdi geri gel dedim, o da kabul etti bu yani. Ya bir dakika, bir dakika ya. Ben bu işi anlamıyorum kardeşim. Ya madem o kadar yanında olmasını istiyordunuz da niye o zaman bıraktınız oraya? İşlerim bozuldu. Andan ben iki tane de çocuk. Kalkamadım o kadar masrafın altından. Yani o zaman bir annenin masrafı ağır geldi. Şimdi işler düzeldi bakarım diyorsun öyle mi? Aziz Bey'le bir araya gelseniz konuşsanız ne de olsa büyüğünüzdür. Bizim Aziz Bey'le konuşacak bir şeyimiz yok. Kayınvalidem öz evladıyla görüştüğünü kocasından sakladıysa bir bildiği vardır elbet. Bizi bağlamaz. Ben kendisini tanımam zaten. Anlıyorum. Ben hala anlamıyorum. Buyurun. Aa Muazzez Hanım. Siz miydiniz? Buyurun hoş geldiniz. İyi misiniz? Ben gayet iyiyim Muazzez Hanım. Siz yanımda olunca ben daima iyi oluyorum. Da siz iyi değilsiniz galiba. Neyiniz var? Buyurun Muazzez Hanım, neyiniz var söyleyin Allah sen. Size bir şey söyleyeceğim. Buyurun sizi dinliyorum. Ben Ekrem'le görüştüm. Efendim?
O hayırsızla görüşecek neyiniz kaldı sizin Maziz Hanım? Allah aşkına köpürmeyin hemen. Oğlan pişman olmuş geldi işte. 3 yıl sonra mı aklı başına gelmiş hayırsızın? Anne. Ha? Senin ne işin var burada? Ha? Ne işin var senin burada? Annemi görmeye geldim. Sen ne işim yok? Bağırmayın, millete rezil olacağım. Onca zaman sonra mı aklın başına geldi? Ne zaman geldiyse geldi. Sana ne? Aziz amca, Ekrem. Az sakin olsanız, adam gibi konuşsak. Sen karışma! Ulan hırt, sen kim oluyorsun da benim karımı görmeye geliyorsun ha? Asıl sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun ya? Ben onun kocasıyım, kocası. Ben sana kız veren aklımı zaten... Ekrem, rezil oluyoruz. Yapma yavrum. Sen mi verdin? Ben kendim sevdim, kendim aldım. Aldığın gibi geri vereceksin şimdi. Hadi anne, gidiyoruz. Vermiyorum. Gel, bırak karımı. Bırak annemi! Bırak karımı! Bırak annemi! Bırak karımı, bırak karımı, bıraksana. Bırak karımı! Bırakın! Aa! Delirdiniz, parçalayacaksınız kadını. Karar ver anne. Benle mi geliyorsun, bu herifle mi kalıyorsun? Bu herif senin babandır. Yani. Sen şimdi git, gel. Gel, bak. Geleceğim oğlum. Ama şimdi olmaz. Böyle olmaz. Onca yıl bana kocalık yaptı. Gönlünü almadan bırakamam. Konuşup geleceğim. Hadi sen git. Hadi. Tamam, öyle olsun anne. Çocuklar. Adamlar liseli çocuklar gibi kız yüzünden kavga ettiler ya. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Çok karışık. Ekrem ile Aziz amcanın arasını bulmaya çalışsak? Bu çok zor. Aziz Bey çok öfkeli çünkü. Ama benim anlamadığım niye bu kadar öfkeli oldu? Annesini aramamış işte. Öyle bir başına bırakmış. Bence çok normal. Yok. Eksik bir şeyler var yine. Ben Nazlı'ya katılıyorum çocuklar. Ekrem'le ilgili bilmediğimiz bir şeyler var. Onu iyice deşmeliyiz. Seni bekliyorum. Geliyorum. Adı güzel, ben hazırım. Nisan'ıma çok selam söyleyin Meyla teyzeciğim. Söylerim evladım, iyi geceler. İyi geceler. Nazlı. Doktor Bey, babamın durumu nasıl? Olumlu gelişmeler var. Yarın onu uyandırmayı deneyeceğiz. Kuvvetli bir bünyesi varmış. Öyledir. İsterseniz görebilirsiniz. Peki, ben şimdi ona bir şeyler söylesem... söylediklerimi anlar mı, duyar mı? Lazım Aziz Bey. Konuşalım Muazzez Hanım. Elbette konuşalım. Yalnız şunu peşin peşin söyleyeyim. Ben sizden asla boşanmam. Beni çok zor durumda bırakıyorsunuz Aziz Bey. Bakın Muazzez Hanım.
Siz beni oğlunuz için boşamaya kalkıyorsunuz. Aynı şeyleri tekrar yapmayacağını ne malum? Nasıl güvenebiliyorsunuz ona? O benim oğlum. Sizi buraya terk ederken de, buraya bırakırken de oğlunuz değil miydi o? Biraz makul olun, istirham edelim lütfen. Mantıklı olun, Allah aşkına. En azından konuşup bir orta yol bulsak, başka türlü içim rahat etmeyecek. Ne olur kırmayın beni. Katiyen olmaz. Olur, olur. Oğlumun üzülmesine gönlüm razı olmuyor. Muazzez Hanım, olmaz diyorum. Ben o insanlarla bir araya gelemem. Sizi de oraya gönderemem. Attırmayın tepemi, açtırmayın ağzıma. İstirham ederim Allah aşkına. Ben sizden ayrılamam Muazzez Hanım. Bana reva gördüğünüz bu. Oğlunuzun üzülmesine razı olamıyorsunuz da benim üzülmeme nasıl razı oluyorsunuz? Beni hiç mi düşünmüyorsunuz ha? Lütfen. Şok aletini hazırlayın hemşire hanım, çabuk.
Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın. Nazlı yok mu? Nazlı hastanede. Birazcık tansiyon düştü de. Ekrem'le ilgili istediğiniz araştırmayı yaptım Ümeyra Hanım. Ha. Sonuç nedir? Sonuç aslında tam düşündüğünüz gibi. Ayşe'cim teşekkürler. Afiyet olsun. Evet Zeliha, seni dinliyorum. Ekrem'in yüklü miktarda borcu varmış. Daha önce yaşadığı yerden de birçok kişiye borçlanarak kaçmış. Anlayacağınız uçan da kaçan da elinden kurtulamamış. Bah bah bah. Halbuki bize işlerin düzeldiğini söylemişti. Gerçi işi gücü olan insan günün o saatinde evde bulunmaz tabii. Benim anlayamadığım Ekrem neyine güveniyor? İşleri bozuk diye annesini huzur evine yerleştiriyor. İşleri yine bozuk, ne değişti? Belki Muazzez Hanım'dan bir beklentileri var. Yok canım, ne beklentileri olacak ki? Muazzez Hanım'ın bir geliri var mıymış? Araştırmadık ama bildiğim kadarıyla yalnızca emekli maaşı var. Ya o da malum, o kadar boğazı doyurmaz. Doyurur Zeliha, doyurur. Mecbur kalırsan o kadarı da doyurur. Biz en iyisi bu konuyu Muazzez Hanım'a soralım. Kimseye bir şey söylemeden gitmiş. Sakin olun, belki bir işi vardır. Birazdan gelir. Yok evladım, işi olsa bana söylerdi. Her yere baktık, her yeri aradık. Yok işte, başına bir şey gelmesin diyor. Koskoca kadın başına ne gelebilir? Sakin olun. Belki oğluna gitmiştir. Oğluna gitmişse mesele daha kötü ya. Amcacığım, onun nesi kötü? Öz oldu sonuçta. O uzun mesele. Şimdi sana onu anlatamam. Daha kötü. Ben onu aramam lazım, bakmam lazım. Bunda bir iş var. Yürüyün, biz de gidiyoruz. Saydın. Dinlenseydin biraz daha. İyiyim ben Fatma teyze. Babam nasıl? İyi iyi, onu merak etme sen. Yedin bitirdin kendini. Ya hep içine attın, hep içine attın. Konuş kızım, söyle. Gençliğine yazık. Sorun bende Fatma teyze. Bütün bu olanlar, tüm bu yaşadıklarım. Hep başkalarında aradım suçu önce. Yusuf'ta, Özlem'de, Zeliha'da, babamda. Ama bu kadar insanın hayatındaki bütün kötülükler sadece tek bir şeyle bağlanıyor birbirine. Benle. Muazzez, neredesin? Muazzez, Allah
Açın ki şöyle ya. Muazzez! Karın nerede? Nereye götürdünüz karımı? Rahat bırak kocamı. Biz ne bileyim senin karın nerede? Annem burada değil. Dünden beri de görmedim. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Ne zaman kayboldun? Sen anlatasın. Ya sabah hava almaya diye çıkmış. Geç kalınca da Aziz amca merak etmiş. Sıkıntı yapacak bir durum yok. Emin misiniz? Eminim abicim ya. Aziz amca bak yok işte biz de gidelim hadi. Kesin başına bir şey geldi. Aziz amca sürekli aynı şeyi tekrar edip duruyorsunuz. Ne gelecek ki başına? Oğlum sen niye bu kadar korkuyorsun? Bize anlatmadığın ne var? Söyle bir bakalım. Muazzez Hanım'ın geliniyle mi ilgili? Ya anlatsana Aziz amca. Ağaç olduk burada ya. Handan vaktiyle çok eziyet etmiş Muazzez'e. İncitmiş onu. Şimdi tekrar eve çağırmalarında mutlaka bir düşündükleri var. Normal değil. Anormal. Siz bu sebeple karşıydınız oğluyla görüşmesine. Seni çok iyi anlıyorum Nisa'cığım. Aynen biz de öyle. Allah Allah. Hasta olan benim size ne oldu? Sana bakan da biz anne. Göründüğünden daha zor bir durum bu. Hatta göründüğü kadarı bile zor. Ben buradan kalkarım Latif. Ben buradan kalkarım. Sen bir daha hasta olursun o zaman görüşürüz seninle. O meseleyi görüştük sanıyordum. Ay siz baba oğul bana cephe mi aldınız? Ben bunun intikamını çok acı alırım ama sizden. Çok acı alırım. Ha. Hem zaten sen neydin sen? Bunalımdaydın hani. Dünyaya küsmüştün. Ne oldu Arif Efendi? Ne çabuk toparladın? O konuda sana dersin verdiğimi düşünüyorum anne. Uzatmanın anlamı yok. Ne oluyor çocuklar? Yine Cenk halindesin tamam. Hoş geldin anneciğim. Sen artık bir iş kadını olduğun için seni evin iç meseleleriyle meşgul etmeyelim diyoruz. Ay seninle hiç uğraşamam damat. Çok yoruldum. Ne oldu benim kahraman annem? Anlat hele. Muazzez Hanım kayıp. Aa, nasıl kayıp? Nereye kaçmış? Bilmiyoruz Nisa. Kocası da tutturmuş. Mutlaka başına bir şey geldi diye. Yardımcı olmamı ister misiniz anneciğim? Gerek yok damat. Ben hallederim. Nasıl halledeceksiniz? Çok merak ediyorum. Benim de kendime göre bazı bağlantılarım var. Helal be. Yakışır sana anneanne. Kimin anası o be? Kimin anası? Kaplı defter olayı her jenerasyonun gözdesi galiba. Alo Oğuz. Merhaba ben. Teşekkür ederim yavrum. İyiyim. Sen nasılsın? Oğuz. Senden bir ricam olacak. Allah Allah. 40 yıl düşünsem annemin böyle bağlantıları olacağı aklıma gelmez doğrusu. Latif sen benim anıma tek gözle mi bakıyorsun? Hı? Ulan kaç tane öğrenci mezun etti. Herhalde bağlantısı olacak kadının ya. Herhalde olacak. Kıskanma baba. Bak. Tamam. Haber geldi galiba çocuklar.
Efendim Oğuz. Kiminle konuşuyor? Muazzez Hanım'ı bulsun diye dün bir öğrencisini aramış. Çok teşekkür ederim Oğuz. İyi günler evladım. Muazzez Hanım'ın bir evi varmış ve dün satmış. Niye satmış? Bilmiyorum. Ama yine de hissediyorum. Bu konuyu çözmemize çok az kaldı çocuklar. Şimdi siz hemen huzur evine gidip Aziz Bey'le bu ev meselesini konuşuyorsunuz. Ben de adı güzelliği Handan'a gidiyorum. Handan mı? Niye? Bizim de bir düşüncemiz var evladım. Biz burada neyi bekliyoruz ya? Onu. Muazzez teyzenin gelini değil midir o ya? Aynen öyle. Bu ödeme yaptığı ikinci banka. Takip et, kaçırmayalım. Yani eşinizin evi sattığından haberiniz vardı, öyle mi? Vardı elbette, olmaz olur mu? Peki niçin satmış olabilir? Bilmiyorum. Herhalde o hayırsız oğlana yardım etmek için satmış olabilir. Ayrıca bunu bulunca kendisine sorarsınız. Evi kim aldı peki? Uzak bir akrabasından miras kalmış. Başta almak istemedi. Ama sonra buradan çıkınca oraya yerleşiriz Aziz Bey diye kabul etti. Öyleyse neden gitmediniz? İşte bu boşanma meselesi ortaya çıkınca kaldı. Demek ki evi satıp çocuğuna vermek için boşanmak istemiş benden. Bitti sanırım. Bitti. Kararın nedir peki? Handan, kararını değiştirdin değil mi kızım? Bırakmayacaksın Ekrem'i. Merhaba Muazzez Hanım. Nerelerdesiniz ayol? Merak ettik sizi. Efendim şöyle arabaya alalım sizi. Buyurun. Muazzez buradasın demek. Bunun ne işi var burada? Aziz Bey sakin olun. Ekrem gelsin hepsini konuşacağız. Handan. Ekrem. Abicim sen gel şöyle otur. Otur. Handan'ın sana söyleyecekleri varmış. Ne söyleyeceğim ben Handan, ne oluyor? Niye geldik buraya, bir şey söylesenize anne. Anneniz evini satıp bütün borçlarınızı ödemiş. Hangi evi? Akrabalarından miras kalan evi, haberiniz yok muydu? Yoktu. Ekrem bilmiyordu. Bilmiyordu da neden eve dön diye ısrar etti? Borçlarını ödemek için herhalde değil mi? Annemi kırınca dikiş tutturamadım. Gönlünü alıp razı edersem işlerim düzelir diye düşündüm. Benim evden falan haberim yok. Ama Handan'ın var. Ne diyor bunlar Handan, ne yaptım? Yoruldum Ekrem. Oradan oraya kaçmaktan, yoksulluktan, parasızlıktan yoruldum. Annemin evi olduğunu öğrenince de gittim yalvardım. Evi sat, borçlarımızı öde, yoksa... Yoksa ne? Yoksa zor durumda kalırız dedi. Doğru mu? Doğru. Kızma ona oğlum. Hadi git, karını al, eve git. Çocuklarınız sizi bekler. Hadi. Sen gelmeyecek misin? Sonra konuşuruz oğlum, sonra. Hadi.
Demek bunlar için boşamaya kalktın beni. Anlatsaydım razı olur muydunuz? Olmazdım herhalde, değil mi? Böyle bir kepazeyle kim razı olabilir ki? Aziz amcacığım, olan olmuş bakın, barışsanız bu yaştan sonra ne yapacaksınız evi barkı siz? Mesele ev bark değil Yusuf Bey evladım. Mesele yalan. Mesele tercih. Böyle olacağını biliyordum. Çok doğru bilmişsin Muazzez Hanım. Nasıl hazmedersin sana yaptıklarını ha? Nasıl hazmedersin seni kapının önüne koyduklarını? Bizi nasıl harcarsın Muazzez? Seni ben ne kadar çok sevmişim. Varımı yoğumu ardın sıra önüne sermişim. Ahir ömrümde ömrümü sana adamışım. Hadi var git şimdi. Var git, geri kalan ömrünü oğlunla tamamla. Ha, Aziz amca bak. Lütfen bırak. Nasıl istiyorsa öyle yapsın. Selamünaleyküm. Ne oldu ya? Ben artık gideyim. Her şey için çok teşekkürler. Son bir şans vermek istiyorum onlara Nisa. Henüz işim bitmedi. Boşu boşuna da geldim ha. Süper kahraman anam işi bitirmiş çoktan. Ümeyla Hanım. Nerelerdesiniz sultanım? Aa, bismillah ne oluyor be? Bu sefer kesin ölümde kalacak ha bu adam. Ümeyla Hanımcığım. Lütfen bu çiçeklerimi kabul buyurun. Bu akşam da benimle birlikte yemeğe gelin. Meyra teyzenin hayranı Nisa abla. Ay ne diyorsunuz Taylan Bey, Allah aşkına çoluk çocuğun yanında ne biçim konuşuyorsunuz? Aman efendim, bırakın çoluk çocuğu. Gelin sizinle mutluluğa yelken açalım. Şşş, ağır ol artık. Pilot amca yeter ya, yeter. Ne? Aa, uçmuş bu be. Konduğunu görmedim ki. Merhaba pilot bey amca. Nisa ben, Hümeyra Hanım'ın kızıyım. Ah bir şeref oldum efendim. Güzelliğinizi annenizden almışsınız. Teveccühünüz efendim. Pilot bey amca, sen şimdi anneme izdivaç mı teklif ediyorsun nedir? Anneciğim bir dakika dur, dur. Sizi dinliyorum pilot bey amca. Pek tabii. Eğer kabul ederse neden olmasın? Ha. Tamam. Şimdi ağırlanınca altın isterim. Annemin üstüne bir ev isterim. Bizde adet böyledir. Yalnız ev biraz büyük olsun, 7+1 falan. Biz anamızdan ayrılamayız. Haliyle bize de bakacağın için düğünü sarayda isterim. Hümeyra Sultan saray soyundan gelir. Bizde adet böyledir. Düğünden sonra bir nişan. Düğünden önce bir nişan. Sonra bir nişan daha. Bizde adet böyledir. Ya nerelisiniz siz? Develi. Hangi Develi? İşte hendek, işte Develi. Ya, hadi Tay Tay Bey amcam, hadi. Buyurun, kapı şu tarafa. Hadi. 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 Buyurun, buyurun. Efendim. Olursanız iyi olur diyorlar. Gel buraya. Gel bakayım sen bana. Ay ne zor. Ama zorluklarla beraber kolaylıklar da var. Tamam. Doğru. Yürü yürü gidiyoruz. Ne
geldim oğlum. Aziz Bey'le ayrılıyoruz. Olmaz anne. Seni eve alamam. Ne demek seni eve alamam? Daha bu sabah yalvarmadın mı? Bizimle ol demedin mi? Geldiğin yere dön anne. Doğrusu bu. Hadi. Size bir şey göstereceğim. Benimle gelin. Merhaba Aziz. Merhaba. Muazzez Hanım gitmiş diye duydum. Doğru mu? Evet, doğru. Evet, gitti. Artık sen de bir yerlerine kına yakarsın. Dediğin çıktı. Öyle deme be Aziz. Ben de Hümeyra'dan ayrı düştüm. Kızı evlenmemize isim vermiş. İyi etmiş. Senin gibi karsan parayı kim kız verir ki? Ya ben de seni adam zannedip iki lafın belini kırarız dedim. Ulan sen kim oluyorsun da beni adam yerine koyuyorsun ha? Bak Aziz. Bak konuşuruz ha. Bozuşursak bozuşalım, incendiği yerden kopar dayan. Hop hop hop, gençler ne oluyor? Ne yapıyorsunuz herkesin ortasında? Ayıp olmuyor mu ya? Bırak Allah aşkına sen de yavrum. Aziz amca. Ne var? Hemen çıkmamız gerekiyor. Hümeyra teyze çok acil gelsin dedi. Tamam gideriz yavrucuğum, gidiyoruz. Hadi. Şişt, benim için bir şey söylemedi mi? Hadi Aziz amca, hadi. Çekil şöyle, çekeceğiz. %50. Ne oldu? Nasıl durum? Kalk durdu. Doktorlar içeride Nazlı. İyi haberle çıkacaklar. Çünkü unuttuğunuz bir şey var.
unuttuğumuz bir şey var. Çokça unuttuğumuz bir tek şey var. Ölüm var. Sevdiğini söyleyemeden ölen var Muazzez Hanım. Evladını son kez kucakladığını bilmeden ölen var Aziz Bey. Nereden geldiğini anlamadan gelen, kime vuracağını bilemediğimiz bir piyango gibi ölüm var. Yaza görüşürüz. Haftaya sizdeyiz. Sonra ararım. Siz gidin, ben geliyorum dediğimiz her dostla, akrabayla, yarenle aramızda bir acı telefon çalışı gibi ölüm var. Dost meclisinde, en yakıştıramadığımız yerde bile ölüm var. Aziz Bey, ölüm sizi ayırana kadar ayrılmayın. Uzatın ellerinizi sevdiğinize. Tutun sıkıca şöyle. Teriniz karışsın terine. Son kez öpüyormuş gibi öpmek de marifet. Son kez bakıyormuş gibi bakmak da gözlerine. Bilmez ne zaman gelecek o davetsiz misafir.
Ve hiç kimse bilmez yanında kim olacak o dönüşsüz yola girerken. Ölüm ayırdı derler ya, aslında yalan. Ölüm ayırmaz. Ölüm, hepimizin birleştiği iki şeyden biridir şu dünyada. Diğeri aşktır. Aşkla ölüm aynı soydandır. Birinin bittiği yerde öbürü başlar çünkü. Çünkü aşk ölümsüzdür.